Şimdiki durağımız Nihal Hanım ve Halit Bey'in mutlu evleri. Hemen ev sahiplerimizden Yeşim Hanım'ın verdiği görevi öğreniyoruz. Bugünkü görevim ev temizleyeceğim. İşte Nihal bir haftada temizlediğini söylüyor. Ben 2 saatte temizleyeceğim ve çıkacağım, gideceğim. Ah canım, o kadar kolaydı tabii. Hadi göreceğiz bakalım 2 saatte nasıl temizleyeceksin benim 3 günde bitiremediğim evi. Halit Bey, hiç konuşarak zaman harcamayın isterseniz. Eviniz kocaman. Bir an önce temizliğe başlarsak çok iyi olur. Tamam, ben hemen halledeceğim onu büyük bir zevkle. Deterjanları banyoda bulabilirsin. Biliyorum hepsinin yerini tabii ki. O kadar büyük bir evim var ki bu evin temizliği bana 3 güne mal oluyor. 3 günde anca bitirebiliyorum tek başıma olunca. İlk olarak eline kovayı alan Halit Bey, bakalım temizliğe ne yaparak başlayacak? Kırma, kırma, sakin, sakin. Burası biraz kalabalık olduğu için. Sanki. Niye orası o kadar kalabalık? Halit Bey, tüm erkeklerin şikayet ettiği güzel bir konuya parmak bastı. Bununla toz alacağız. Tamam. Toz alacağız. Evet. Bununla da bir şeyler yaparız herhalde. Peki, bunu bana bırakıyorsun herhalde. O sonra kullanacağım. Onu. Tamam, peki. Gerekli malzemelerini yanına alan Halit Bey, soluğu salonda alıyor. Ay, ben oturayım. Nereye oturayım? Şöyle başka şey. Ayağımın altında gezme yeter. Ay yok, izleyeceğim. Bezlerini yanına alan Halit Bey, öncelikle salonun tozunu alacak. Mumlarım kırılmasın. Ay kırılırsa zaten ben merak etmeyeyim, sen et. Aynısından bulmak zorunda kalırsın. Halit'e en son 2 hafta önce mesela boya yaptık. Boyada temizliğe yardım etti bana. Onu da neden etti ama temizliğe yardımcı bayan bulamadım. Burada biraz o sıkıntıyı yaşıyoruz. Oturdum ağladım evin halini görünce. Çünkü boya yapmaya kendisi kalkıştı ve her taraf yerler... Kapılar, her yer boya içindeydi. Oturup ağladım sinirden. Kötü çalıştı, öyle söyleyeyim size. Kötü bir boyacıydı. Ev temizliği konusunda oldukça titiz olan Nihal Hanım, eşini adım adım takip etmeye devam ediyor. Halit, gerçekten çok üstün körü yapıyorsun. Yani böyle ben de silerim. Geçer, ne var bunda Allah aşkına? Bak, aynamdaki ize bak, 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 bak. Eşinin serzenişlerine aldırış etmeyen Halit Bey, işine odaklanmış durumda. Biraz çitile çitile, tozunu pisliğini akıt, çitile azıcık ya. Keşke iş yerindeki arabaları temizlediği gibi eve de davransa. Yani bazen bakıyorum, o kadar detaylı içine giriyor ki, ay diyorum evde de böyle yapsa. Maşallahınız var Halit Bey. Toz almaya bir başladınız, bezi elinizden düşürmüyorsunuz. Tabii bir bezle gördüğünüz gibi hem orayı hem orayı. Utanmasa avizeyi de o bezle silecek. Ay özeniyorum diyorum. Arabaları çok güzel yapıyor. Hani yer değiştirmeyi istiyorum onunla. Biraz evde aynı şeyleri yapsın, aynı titizliği göstersin istiyorum. Nihal Hanım'ın gözünden de bir şey kaçmıyor. Bakın camı sildi aynı bezle. Hani şu televizyonu, masayı sildiği bezle cam siliyor şu anda. Böyle baktığın zaman karşıyı görüyorsun. Hayır, karşıyı ortadan görüyorum. Şunlar ne? Nedir o? Şuralar ne? Bakın bakın bakın, lütfen lütfen çekelim yakından. Bakın bunlar ne? Gayet de temiz ya. Bu ne? Bu birazdan kuruyacak. Bu üstü benek benek, bu ne? Hayatım, bez izi. Bitti. Bitti. Salonun tozunu aldıktan sonra sırada süpürge işimiz var. Sehpanın altını da almıyoruz değil mi? Ne de olsa alınmıştı bir ara. Yok, orayı alacağım. Nihal Hanım'ın titizliğine bakar mısınız? An be an eşini takip ediyor. Ben her gün siliyorum, süpürüyorum diye bugün de silinip süpürülmeyecek diye bir şey yok yani. Şu koltuk, bu kadar ağır koltuğu bana çektirtiyorsun. Alır mısın şurayı lütfen? Yok. Benden bekliyor her şeyi. Ama direttiğim zaman yapıyor. Keşke diretmeden, hani onu düşünerek yapsa benim için çok daha iyi olur. Çünkü neticede ikimiz de çalışan insanlarız. Hani çalışıyorum, bu bir bahane değil. Şimdi de paspas. Halit Bey, paspas konusunda biraz zorlanıyor. Paspas mı yapıyoruz, kavga mı ediyoruz belli değil ya. Halit Bey, o paspasın dönerek suyunu akıtması gerekiyor. Bu dönüyormuş. Aynen öyle kullanılıyor. Deminden beri gördüğüm şey. Evet, çözdük bu işi. Yardım eder ama ettiğinin 3 misli dağıtır. Böyle bir eşim var. Onun haricinde çok inatçıdır. He he der ama bildiğini okur. Halit Bey, maalesef bu paspas konusunda Nihal Hanım'ı bir türlü memnun edemediniz. Her gün yanında birini mi tutacaksın sana koltuğu çeksin ya da perdeyi tutsun diye? Ya ben her gün yanında birini mi taşıyorum, bulunduruyorum? Evde yani. Sen varsın diye ben zaten. Ama farz et ben yokum evde.
Evet, şekil A'da görüldüğü kırıldı. Gibi bu malzeme işe yaramıyor. Paspası bastırarak sıkmaya çalışan Halit Bey'in bunu yapacağı belliydi. Ayıptır söylemesi, 2 yıldır kullanıyorum, hiçbir şey olmamıştı. Gördüğünüz gibi. Bu mu 2 yıllık malzeme Allah aşkına? Kendine iyi bir şey. Ay. Ah. İşimiz de yarım kaldı. Evet sevgili hocam, yani görüyorsunuz temizliğimizi bitirdik. Malzemelerimiz de kırıldı bu arada. Yani dayanamadı bana. Yani bu temizlik benim için burada bitmiştir. Buyurun ya Rabbim. Bakalım uzmanımız Yeşim Hanım bu konuda neler söyleyecek? Bundan sonra ne olacak biliyor musun? Sen şimdi bunu tutacaksın, bunu da alacaksın. Ben buraya geçiyorum. Bana bir çay yapıyorsun, ondan sonra onları yerine götürüyorsun. Yapıyorsun derken? Yapıyorsun.